Şafak Işık Yıldız sormuş. Beynin günde ortalama 60 bin düşünce ürettiğini söylemiştiniz. Parantez içinde sayı az, mühim. Bazen düşünmek yoruyor. Sürekli düşünmek, düşünmeme isteğini tetikliyor. Kısa süreli de olsa. Beynin düşünmeme ihtimali var mıdır? Neden sürekli bir şey düşünmek zorunda? Düşünmeme varsa nasıl yapabiliriz? Daha önce yine bir videoda konuşmuştuk galiba. Kaç bölüm önce izlediğimi hatırlıyorum bizim soru yorumlarda. Kimse böbreğimi, kalbimi durdurayım demiyor ama herkes bir beynimi durdurayım diyor. Bunu yapmamak lazım. Beyniniz dursa Allah muhafaza. Çok yani hayatta bağdaşır bir durum değil bu. Bizi rahatsız eden şey düşünmek değil aslında. Takıntılı düşünceleri devamlı kafamızda çevirme alışkanlığı. Bizi yoran da bu, enerjimizi tüketen de bu. Onun dışına çıkamama meselesi. Bazen o düşüncelerin dışına bak, hemen bilenler biliyor. Hemen özdeşlik kuramıyorum. Ya hocam, insanlar herhalde hiç keyfimiz kaçmasın istiyorlar. Yani öyle bir tabii ya, bir de şey, düşünme çözüm bulamayıp sürekli kafanda çevirdiğin şeyi düşünmek diyoruz ama o aslında dairesel düşünce kalıplarına saplanmak ve o herhangi bir sonuca gitmemesiyle ilgili bir mesele. Burada genellikle insanların canını sıkan şey. O 60 bin değil 70 bindi, onu da ben söylemiyorum. Bir yerlerde gene harcı alem medyatik kaynaklarda çok geçti. Sayının hiçbir önemi yok. 700 bin de olabilir, 7 milyon da olabilir. O hiç mühim bir şey değil ama beyin bunu niye yapar? Bir kere o spontan düşünceler niye üretilir? Bir, bu üretilen düşüncelerin çoğunun biz farkında bile olmayız. Yani bunlar böyle denizdeki köpükler gibi, dalgalar gibi görünür ve kaybolur. Devamlı zihnimiz böyledir. Çoğu zaman bunlara dikkat etmediğimizden hatırlamayız bile yani bu kadar şey düşündüğümüzü. Hatırladıklarımız o tekrarlayan düşüncelerdir. Peki bu bilmem kaç bin tane düşünce niye spontan kendiliğinden üretiliyor? Beyin bir hayatta kalma donanımıdır ve uzmanlık alanı devamlı olarak çevreyi gözleyip, arşivi tarayıp gelecek için simülasyonlar yapmaktır. Sanıyorum Önce Can Sonra Canan programımızın herhalde 13. bölümünde zannediyorum. Bu zihinsel simülasyonlar konusunu konuşmuştuk. Bölüm numarası konusunda yanılıyor olabilirim ama 12-13 onlardan biri olması lazım. Beyin ne yapıyordu? Şu andaki olayları, her türlü olayı, yani bu olay çok basit. Elim masaya değiyor da bir olay. Aa, bana bir şey sordu, cevap vereyim de bir olay. Bunların hepsi zihnin değerlendirmesinden geçmesi gereken tecrübeler. Bunlarla nasıl baş ediyordu? Geçmişe gidip arşivle karşılaştırıyordu. Geleceğe dair simülasyonlar yapıyordu. Şu anlama geliyor olabilir, buna şöyle tepki vermem lazım. Ve bunu saniyede binlerce kez yapıyor. Dolayısıyla adına o düşünce dediğimiz o 70 bin, 700 bin neyse, zihinsel aktivite parçacıkları devamlı olarak bu zihinsel simülasyon süreçlerinin bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Yani beynin ana işletim sisteminin altında bu var. Çalışan bilgisayarın hafif mırıltı çıkarması gibi. Beynimiz de böyle düşünceler üretiyor. Bunun bize hiçbir zararı yok. Bunun bize çok büyük faydası var. Bunun bizim insan olmamızda temel bir önemi var. Bizim sorunumuz tekrarlayan düşünce kalıpları. O tekrarlayan düşünce kalıpları da zaten insanlık tarihinin en büyük sorunlarından bir tanesi. Psikologlar, psikiyatristler, psikanalistler, onlar hep bunlarla uğraşıyorlar. Biz bu düşünceleri nasıl değiştiririz gibi. Bende de var. Baktığımda kendime tekrarlayan düşünce kalıplarım var ama ben zihnimi başka işlerle meşgul ettiğimde onların esaretinden kurtulduğumu görüyorum ve kendimce böyle bir yöntem benimsedim. Tabii benimkiler muhtemelen çok patolojik ve zorlayıcı olmadığından bir şekilde bunu becerebiliyor olmalıyım. Ama çok zorlayıcı bir şeyler varsa onlara bir uzman yardımı almak lazım. Evet, Ahmet Süzer. Ahmet Süzer, merhaba. Tabiattaki canlılara baktığımızda doğuştan kendi türlerine uygun bir takım yeteneklerle doğuyorlar. Mesela sivrisinekler. Doğuştan kan emebilme olayını biliyorlar. Bal arıları kovanlarından uzaklaştıktan sonra geri bulacak şekilde donanımlı doğuyorlar. Peki tabiatın bir parçası olan biz insanlar nasıl bir yetenekle doğuyoruz? Yoksa biz tabiat için bir virüs müyüz? Yoksa değil, evet, biz tabiatın virüsü de değil, kanseri olabiliyoruz. Öyle değiliz ama olabiliyoruz. Biliyorsunuz tabiatta büyümek için büyüyen hiçbir topluluk, hiçbir hücre grubu, hiçbir canlı yok. Kanser dokusu dışında bir de insan. Kanser sürekli büyüme hevesi nedeniyle vücudu tarumar ettiği gibi insan da sürekli büyüme, zenginleşme, işte kaynak tüketme arzusu nedeniyle gezegenin maalesef ölümüne sebep olabilecek bir risk aslında. İnsanın evrenin bir kanseri gibi davranmasının sebebi aslında ona verilmiş olan son derece komplike yeteneklerin nasıl kullanacağını bilememesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben özellikle. Bu yeteneklerden en önemlilerden bir tanesi, ben insanın süper gücü olarak niteliyorum bunu. Hani hepimiz süper kahraman olmak istiyorduk ya, işte öyle var aslında bir şey. Olmayan bir geleceği hayal edip onu yaratabilme becerisidir. Bu başka hiçbir canlıda görmediğimiz çok üstün bir özelliktir. Bir şey hayal ederiz
Gerçek dünyada çoğu zaman bu hiç gerçekleşmemiş bir şeydir. Onu hayal etmeye başladığımız zaman ona giden yolu çizebiliriz. Ona giden yolu çizdiğimiz zaman da o yolda yürüyerek onu inşa etmeye başlayabiliriz. Bütün medeniyet, insana dair ne varsa hepsi böyle ortaya çıkmış gözüküyor. Önce her şey hayalle başlıyor yani. Fakat şimdi garip bir durum var. İşte mesela modern medeniyette hayalcilik yani pek de, değil mi? Hoşa giden bir şey değil. Otur, çalış, şunları öğren, şu işi yap bilmem ne, hep böyle algoritmalarla yaşa, sana verilmiş tarifleri yaşa falan filan gibi. İnsana verilmiş en önemli süper gücü kullanamaz hale getirildiğimiz için belki de bu durumdayız. Kendimizi içine hapsettiğimiz cenderelerin dışına maalesef çıkamıyoruz. Bu bizi bunalımlı, sıkıntılı, arıza çıkaran, mutsuz, tatminsiz falan bir güruha dönüştürüyor. Ve işte o yüzden sadece tüketerek, lezzet alarak, biriktirerek, zenginleşerek mutlu olacağımızı zannediyoruz ve kansere dönüşüyoruz netice itibariyle. Halbuki bir de amacı olan, derdi olan, yani bu süper gücü kullanabileceği yüce bir amacı olan insanları düşünün. Bu insanlar çok fazla mal, mülk, para, siyaset, işte inanç, kavga, gürültü falan bu insanların çok umurunda değildir. Gerçek sanatçılara, gerçek müzisyenlere, gerçek yaratıcı insanlara bakın. Onların bambaşka hayatlar yaşadığını ve bu süper gücü çok yerinde kullandıkları için nasıl bir doyumla yaşadıklarını çok yakından görebilirsiniz. Elbette onlar da hayatlarında zorluklar çekiyorlar. Elbette sıkıntılardan geçiyorlar, parasız kalıyorlar, hasta oluyorlar, şu oluyor, bu oluyor. Neticede hepsi ölüyor yani bir yerde. Ama o süreç içerisindeki bütün kötü, olumsuz şeyleri bile olumlu ve muhteşem bir deneyime dönüştürebilecek bir şeydir bu hayal kurma yetisi. Ben insanın en önemli özelliği olarak bunu görüyorum ve bu sayede tüm dünyaya yayılan bir dağılıma sahip olduk. Uzay istasyonunda bile adam yaşıyor. Denizlerin altında evler yapabiliyoruz. Bu bizim her yeri kendimize göre değiştirebilmemizi sağlayan çok önemli bir özellik. Daha önce söyledim, kanatları olan bir kuş uçmak zorundadır. Ben uçmayacağım, yürüyeceğim diyen bir martı göremezsiniz. Hayal gücü verilmiş insan bunu kullanmama özgürlüğüne de maalesef sahiptir. Hiç kullanmadan gidenler de vardır. Ama böyle bir yeteneği kullanmadığınızda bunun acısını daha bu ömür bitmeden çekmeye, ah keşkelerle, ah keşke yapsaydımlarla, ah şöyle olmasaydılarla dolmaya başlıyorsunuz. Bence hazır vakit varken bu süper gücü kullanmaya başlayalım. Yarını hayal edebilirsek yarını inşa ederiz. Yarını hayal edemezsek başkalarının inşaatlarında amele oluruz. Maalesef şu anda durumumuz biraz o. Biraz gayret, bilim kurgu yazın, yarını hayal edin ki bugün birilerinin Mars'a gitmeye çalıştığı gibi biz de Sirius B'deki ilk yerleşimciler olalım inşallah. Belli mi olur? Yani olur. Bravo hocam. Hayal gücü. Ne diyebilirim? Böyle. Motivational speech yaptık. Şu an böyle açıldı algılarım iyice. Bir şeyi böyle raya oturtturduğumu Ozan arkada çekerken şöyle. Evet. Bunu yapıyor o zaman anlıyorum. Şu anda bir groove yakaladık. Evet. Hadi.